Yine Malatya Sümer Park'tayım. Her ilçenin standı var burada. Alfabetik sıraya göre dizilmişler. Karşıda da Akçadağ Arapgir Arguvan diye başlıyor. Oradan Yeşilyurt'la bitiyor. Bakalım Yeşilyurt standı bugün için geçici bir kapalılıkla karşı karşıya. Geçen sefer görmediğim ayvalar var bu sefer. Ayva gelmiş. Yumurta da yoktu. Şimdi yumurta da gelmiş. Alıç yoktu. Alıç gelmiş değişik olarak. Bu ne? Çedene mi yoksa? Şu çedene mi yoksa? Maş. Ha, çedene şu yeşil olan kahvesi yapılıyor, kavrulup dövülüp. Neymiş? Kötürgen'in ünlü süt ürünleri, peynir, çekelek, aşyağı yani tereyağı. Ay, yoğurt bile var galiba. Şu bidondaki yoğurda benziyor. Deri çekelek de var. İşte kurumasın diye üstünü örtmüşler. Bu da deri çekelek. Kabak da kabak yani. Kuru kara üzümler. Bakliyat da var. Malatya tarhanası. Badem hem kabuklu hem iç olarak var badem. İç bademin kilosu ne kadar? 70. Şeyi 10 liraydı kabuklusu. Onu öğrenmiştim geçen defa. Evet, bu da Yazı Hanım. Abla, bu kalemin kim neredeydi? Kalem. O tarafta. Bak karşısı. Karşısı abi, karşısı. Nerede abla? Bak hadi yarın. Ucuda. Hadi abla, tamam abla. Taze sebzeler de var. Patlıcanlar, biberler. Çuval çuval bal kabakları, turşuluk, domatesler. Ben de böyle pazarcı gibi sayıp döküyorum. Kendimi öyle hissettim. Pazarcılara selam olsun buradan. Onlar da emek veriyorlar. Her hafta bir yere taşınıyorlar. Çok zor işleri. Ay, kuru domates çok güzel.
Çok yararlı olduğunu biliyorum kuru domatesin. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kuru domatesin çok yararlı olduğunu duymuştum. Hemen gözüme o takıldı. Dışarıdan ses gelmesin. Her standa bir buzdolabı vermişler. Bozulacakları oraya koyuyorlar. Bak o üstteki özel. Kırışık dediğimiz. Kırışık dediğiniz. Şekerengi. Şu mu? En üstteki. Sağdaki. En üst. Şu. Kırışık Osmaniye'de şeyli oluyor. Böyle bir otlu, yoğurtlu oluyor. Yok o değil. Bunun içerisinde ne var? Bu yabani bir meyve. Hı? Şekere iyi geliyor. Ha, şeker hastalarını şekere dengeliyor diyelim. Evet, evet. Şu da ışkın biliyorsanız. Ha, ışkın turşusu mu bu? Işkın turşusu. Ha, ışkın meşhurdur. Evet. Dal muzu diye geçer. Öyle şey isim bulmuşlar. Yazağının pancar turşusu. Evet, bunlar yazağının pancar turşuları. Aslında buzdolabı istemez ama yeriniz boş diye koymuşsunuz. Değil mi turşular? Dışarıda da kalabilir çünkü bak şurada da var. Evet. Lahana turşuları, biber, domates karışık turşular, tahıllar. Bak aslında bizim dal kekiğimiz var. Yamada'nın dal kekiği var. Şu anda yok olduğu için biz bunları kaldırdık. Müşterimiz istedi. Ayırdınız. Ayırdık bunları. Keşke yazın çok toplansaydı. Korona'ya çok iyi. Ya, şu anda hem kekiği hem yağı. Kekik yağı. Kekik yağıyla. Bu kekik çok güzel. Kekik çayı da yapılıyor. Korona'ya iyi geliyor yani. Tarhana çorbasına da atılır yani. Atılır, atılır. Evet. Tarhana çorbasında da yeniliyor. Çok güzel olur. Doğal ürün. Evet. Yani yama dağlarından gelen her şey nefis olur. Doğal. Çok yararlı olur. Ürünlerimizin hepsi doğru. Evet. Güzel güzel turşular, kurutmalıklar hepsi kışın bizi bekliyor. Bulgur da kendimizin yaptığı doğal. Evet. Yazıhan Ovası'nın buğdayı meşhur zaten. Yani ev yapımı, bulgur da ev yapımı. Evet. Şöyle Yamadağ'da gelen balımız var. Ballar ne kadar şeyler işte karakovan falan diye ayırıyorlar ya. Evet. Bir de peteğini arının yaptığı var. Bir de yapay olanlar var. Kalıbı bozulmadıkça hiçbir şey olmuyor bunların. Evet. Yani hiçbir şey olma derken akmıyor. Akmaz. Yoksa aksa da zaten hiçbir şey olmuyor. Yine bozulmuyor. Sadece akmasını önlüyor. Çok güzel. Taze sebzeleri de gelmiş. Evet. Onlar da harika. Çok teşekkür bizim ediyorum. Bizim yazan yöremizin de dokuması da meşhur. Ay o yün. Şeyi de ağı da yün. Evet, komplesi yün, dokuması. He. Yani sadece dokunan şu kısım değil, o ana eksen dediğimiz ağ kısmı. Bakın evet, püsküller. Evet, komplesi yün. Püskülleri de yün. Evet, hepsi yün. Motifleri hiç yabancı değil zaten bu motiflere. Evet. Her motifi bir simge paylaşıyor yani. Ha. Bir anlamı var. Anlamı var. Şunu böyle ince uzun yolluk gibi. Evet. Karşıdaki. Evet. Heybeler var. Aa, Yazan Belediyesi hoş geldiniz yazmışlar halıya. Ha, evet. Öyle halıyı öyle dokunmuşlar. Ay şu da çok güzel. Onun bir küçüğü. O da her şeyiyle yün. Evet. Tersi düzü var mı? Tabii ki var.
Şuradan bir tersini göreyim. Ha, tersi var çünkü bağları var burada. Evet. Ek yerleri, motifleri oluştururken tersinde bunlar oluyor. Tersi de güzel ya. Düzü de güzel, tersi de güzel. Ne diyeyim? Şöyle isimlikler yapıyoruz. Genelde böyle halıcıların mağazalarına konur. Evet, bunlar. Hediyelik. Hediyelik olarak yarım bırakılır. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Daha pelitlerimiz var. Bak şunu da şöyle çekelim. Ha, pelitleri ne yapıyorsunuz? Bunu? Pelitler de yeniliyor. Kestanenin bir yan türü diyeyim size. Ha, kaynatılıyor mu? Evet. Közleniyor mu? Közlemede de yeniliyor. Böyle çiğ de yeniliyor. Çökelikten daha güzel oluyor. Bir kez benim elime geçmişti. Kıyamadım. Dediler ki haşlayı. Ay, kıyamadım. Bundan dedim yüzlerce ağaç yetişecek. Bir yerlere yolladım. Köylere yolladım. Ziyan etmedim yani. Şu da küçük hurma. Evet. Hurmanın küçüğü aynı tadı veriyor. Evet. Tek çekirdekli. Süs kabağı değil mi bu da? Evet. Çok güzel. Ne kadar süsünüz varsa. Ah evet. Gözümüz gönlümüz şenlendi. Sağ olun. Teşekkür ederim.